Alcan aldın mı? Aldım. Aldım abi. Bir yardım et bana abi. Hayırdır be abi. Tamam. Kameramı da aldım. Oh, o sizde kalsın. Evet arkadaşlar, çam dibindeyiz. Yağmur başladı. Yağmur başladı. Biz iddiaya devam ediyoruz. Faruk abim pes edeceksin, şimdiden etsin. Pes etmeyeceğiz de. Pes etmeyecek, ben de pes etmeyeceğim. Yağmur yiyeceğiz yani, hayırlısı. Bak, yolunu tarif ediyorum, karıştırma. Şuraya al Mehmet'im. Bak sis var ya, tam oraya çıkacaksın. Tamam. Kampını orada müsait olduğun bir yere kur. Kameraman burada. Şey kameram burada. Sizin oğlum Faruk abimin oğlu Mehmet. Şimdi Mehmet beni götürecek. Çek oğlum orayı da aşağı dereye kadar. Dereden de oradan ben o tepeyi de çek oğlum. Tepeyi karşı tepeye yürüyeceğim. Üstteki şeyle yanaşıyorsun ha. Yavaş yavaş gir oraya. Kampımı oraya kuracağım. Telsizleri ayarladık. Ses kontrol. Ses. Tamam. Tamam. Tamamdır. Hadi. Allah'a emanet. Pes etme bak. Başına bir iş gelirse hemen haber ver. Ya yok, bana bir şey olmaz. Sen yarışma pes... bir tarafa en önemlisi. Aynen, doğru söylüyorsun. Hadi Allah'a emanet beyler. Hadi bakalım. Bak şey yap. Telsizle bir yanında olsun. Yanımda. Hadi görüşürüz. Yolu mu takip edeceğim? Şuraya kadar yolu takip edeceksin. Ondan sonra ormana gireceksin yukarıya. Tamam. O zaman ben kameramı çıkartayım. Çıkart. Yolu bırakıp yukarı çıkacaksın. Ormana girip yukarı çıkacaksın. Ben de sizi çekeyim de. Şey olmasın. Hak geçmesin. Hadi Allah'a emanet. Telsizini unutma yanında. Evet arkadaşlar. Şimdi nane yedik. 2 bilmediğim yerler. Tamam. Evet. Evet. Arabayı teslim ettim Mehmet'e. Şimdi ben buradan şu yoldan yürüyüp gideceğim. Kendine dikkat et baba. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Hadi bakalım. Dikkat et yollarda. Hadi bakalım. Evet, Mehmet gitti. Ben de yoluma devam ediyorum. Bir an önce kampımı hazırlamam lazım karanlık çökmeden. Evet. Faruk abilerden ayrıldık. Bakalım bizi neler bekliyor. Sis de çöküyor. Hayırlısı. Yarım saattir yürüyorum. Şimdi kampıma yaklaştım. Yolu da göstereyim size.
Evet arkadaşlar, kampımı burada kuruyorum. Burası müsait. Ya da daha iyi yer var mı acaba? Şuralara bakayım. Tamam, burası iyi. Burada kuracağım kampımı. Etrafı da göstereyim. Ama çok tehlikeli yere benziyor. Arkadaşlar, yarım saattir bayır çıkıyorum. Faruk abi galiba kandırdı beni. Belki de o çadırını yapıp ateşini yakmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Faruk abi! Faruk Bey, Faruk Bey. Dinlemede. Abi ben git. Bitmiyor burası. Tepeye çıktın mı? Tepeye çıktım. Daha da tepe istiyor. Vallahi galiba en son tepe burası. Şu an İznik Gölü'nü gördüm, İznik Gölü'nü. Demeyeceksen şimdiden pes et. Pes mi edeyim? Hey dostum. Galiba fazla geldik. Ben galiba fazla geldim. İznik gözüküyor buradan. İznik Gölü gözüküyor tepeden, doğru. Doğru yerdeyim yani. Doğru. En zirveye çıktığın zaman İznik Gölü gözükecek. Anlaşıldı abi. İyi de. Buralar çok tehlikeli ya. Hava da bozuk. Yağmur yağmadan kalabileceğim bir yer bulmam lazım.
Otokopanımız. Bunu gece kuracağım. İnşallah bir şey yakalarız. İnşallah gece bir şey yakalarız. Normalde böyle kamplara alışık değilim. İtiraf etmek gerekirse. Normalde 3 tane çadırımız var. Çadırı kurup kamp sobamız var. O şekilde kamp yapıyoruz. Bu şekilde ilk defa yapıyorum. Açıkçası aşırı soğuk. Sis. Bakın. Hayvansal yönden bir sıkıntımız yok şu anlık. Evet. Buraya sineceğim artık. Ondan öncesinde ateş yakmam lazım. Ateşi yakmaya çalışıyorum. Ama yerler ıslak. Çok zor. Bir de Metin'le anlaştık. 3 kibritle çıkacaktık. Sonra yağmur olunca vazgeçtik bu işten. İyi ki vazgeçmişiz.
Metin'i bir arayayım bakalım ne yaptı. Metin. Metin cevap vermiyor. Metin, duyuyor musun? Efendim abi. Ne yapıyorsun? Kaç kere anons yaptım? Yakamadın mı daha? Maalesef. Yemek yedin mi? Birazdan. Sıkıntı varsa söyle. No problem. Tamam, anlaşıldı. Evet arkadaşlar, ateşi yakamadım maalesef. Ateşi yakamadığım için sucuk almıştık yanımıza gelirken. Sucukla ekmeği kuru kuru yemek zorunda kaldım. Sadece yatacağım yeri ayarladım. Onun haricinde bekleyeceğiz. Şu anda pek sıkıntı yok gibi ama gece ne olur bilmiyorum. Biraz da soğuk hava. Ama yani 5 metre önünü göremiyorsun. Şu anda kameranın gece görüşü açık. Böyle bakabiliyorum. Çağıracaksan en yakın yerleşim yeri 10 kilometre biliyorsun. Yardıma ihtiyacım yok Allah'a şükür.
elinden gelir, ona göre. Pes ettiysen söyle. Pes etmiyorum. Tamam, anlaşıldı. Ya öyle hayvandır, ıvırdır, zıvırdır korku yok da işte ateş yakamadık, soğuk olursa o sıkıntı. Olacak, soğuk olacak. Sis var zaten. Ayaz çöker birazdan. Şu an acayip kurt buldu. Kurt mu çakal mı bilmiyorum da kurt büyük ihtimal. Tam kameraya aldım, ses kesildi. Duyuluyor mu bilmiyorum da biraz daha yaklaşacağım. Evet, saat 12.30'u yaklaştı. Hava iyice soğudu. Yani ateş yakamamanın zararları. Yerlerde ıslak. Biraz daha dayanayım da. Aha, yağmur başladı. Eyvah. Çakal. Çok yakından geliyor. Evet arkadaşlar, çok yağmur başladı. Yani her taraf su oluyor. Galiba başaramayacağım. Acayip de sis var. Saat 3.20 geçiyor. Gece. Fazla da açamadım kamerayı yağmurdan dolayı. Galiba pes edeceğim. Galiba değil, pes edeceğim. Yani bir ateşin yanmaması çok şeyi değiştirdi. Instagram'da da olsun bana oy veren, bana güvenen herkesten özür diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi Faruk abi sevindirme zamanı. Faruk Bey. Dinlemede. Uyumadın mı daha? Biraz zor uyursun. Ben değil, sen uyumadın mı daha? Bence biraz zor uyursun.
Çay var mı çay? Çay demleri hayırdır? Çaya geleceğim de. Pes mi ettin? Pes ettim. Tamam, nasıl geleceksin? Nasıl geleceğim onu çözmeye çalışıyorum. Bu geldiğim yoldan devam edeceğim. Gittiğin yoldan devam et. Ben de buradan çıkacağım, ortada buluşuruz. O yol ayrımında mı? Oraya geçerim ben, sen devam et oraya doğru. Öbür tarafı bulamazsın. Oradan ayrılma, yol ayrımından. Anlaşıldı. Yalnız görüş mesafesi 0. Neyse. Ben çıkıyorum, tamam. Anlaşıldı, dikkat et. Ateşimi besledim. Şimdi meton onu nasıl yaptı? Pes etmiş. Onu almaya gideceğim. Bayağı yürüdüm. Burada bir tane ağaçlık yok. İnşallah geldiğim yoldur. Çünkü sis o kadar çok ki önümü bile göremiyorum diyebilirim. Birazdan anons yapacağım. Faruk abiye demin bir kısa anons yaptım. Şarjı bitmek üzereydi. Eğer şarjı biterse mahvoluruz. Evet arkadaşlar, bir daha anons yapacağım. Buraları hatırlıyorum, buradan geçtim çünkü. Faruk abi. Faruk abi. Dinlemede. Abi ben bayağı yaklaştım. Ben senin ışığını görmüyorum 100 metre ileride. Ne taraf abi? Direkt gel, ben senin ışığını görüyorum. Abi bu ışık yak da. Gördüm tamam. Direkt gel, direkt. Tamam abi, ışığa doğru geliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılmış olsun? Sağ ol. Ne yapın abi? Ne yaptın? Abi patladık ya. Ateş yakamadım. Baksana yerlere. Abi yerleri bırak. Şu halime baksana. Sebap. Şu halime bak. Yani çok ıslandım de. Yani yağmur yağıyordu. Burada gene yok. Kameramın şeyi bitti. Şarjı bitti benim. Son çekimden sonra kapandı. Vardı onun şarjı. Vallahi bilmiyorum. Hadi gidelim. Nerede sen ya? Benim kamp ileride. Hay arkadaş ya. Ya aslında pes etmiş sayılmam da. İşte bak. Abi acayip kurt var orada. Sana dedim oraya gitme diye. Tamam ne bileyim, ben buraya burada kamp yaptım mı? Evet. Kaybetmiş. Kaybetmiş durumdayım. Maalesef. Aha bu koca kurta. Belki de o kurtları sen gönderdin. O ismin gibi. Bu ne abi? Ne o? Buradaki. Tarihi yerler burası.
Evet, burada Esra'nın evine gelirken gördüm, bir sürü kayalıklar var, taşlıklar. İznik bölgesine yakın yer. Onun için buralarda ne olduğu hiç belli değil. Sen şimdi ateşi yaktın mı gerçekten? Evet. Ben niye yakamadım? Bak abi, benim, bizim burada da böyle şeyler var ama hep ıslak, yaş böyle. Ormanın içinde su görmeyen yerden toplaman gerekiyordu. Çadırla gelelim dedim sana. Çadır oldu mu herkes kalır. Ya çok ıslandı ayaklarım ya. Çok ıslak ya. Baksana şurada ya. Oo, senin burası iyiymiş. Evet, ateşim, kampım. Wow. Vallahi çektim işte biraz ama bilmiyorum nasıl çıkacak. Harbi soy isminin hakkını veriyorsun yani. Tebrik bakmamız lazım. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. En kral yerde yemek ısmarlayacağım sana. İnşallah. Sadece gidersek. Ama böyle. Senin bölge gerçekten çok tehlikeli bölgeydi. Bak. Ya abi, tehlikesinden ziyade. Sana uyardım ben. Orayı bırak dedim bak. Uyardım da. İşte ben de bilmiyorum ki buraları. Bana da güvenmiyorsun abiciğim. Sana güvenmemizden ziyade bir kurt geldi. Zaten bilmiyorum kameradan çıktı mı ses de. İyiydi yani. Bana bir şey gelmedi. Çakal sesinden başka bir şey yok. Ayı bekledim. Ya ben aslında sabaha kadar yatardım da dediğim gibi işte hava biraz şey similiyordu. Ama saat kaç şu anda? 4 oldu aşağı yukarı. İyi dayandın yani. Tebrik ederim seni de. Ben tebrik ederim seni. Aslında seni tebrik ederim. Zaten hava aydınlanacak. Bu kadar tahmin etmiyordum ben senin dayanacağını. Ya ben sana ne akşam diyorum? Akşam karanlığında pes etmenini düşünüyordum ben. Hayır, şöyle. Şimdi eğer hava yağmasaydı ben sabahlardı uyurdum orada en azından. Korkudan morkudan yatardı uyurdum ya. Tamam ama yağmur işi bozdu. Bir de soğuk, çok aşırı soğuktu. Abi ateş olmadan olmaz ya. Daha tepe sanki. Senin orası tabii tepe. Buradan daha değil mi? Daha yüksek. Daha yüksek. Çünkü sürekli bayır indim ben şimdi. Yüksek. Evet, seni tekrar tebrik ediyorum Faruk Bey. Gel otur ısın, hadi gel. Yani. Evet, Faruk abeyim. Nasıl geçti günün? Çok iyiydi. Görüyorsun. Oh, vallahi senin var ya, 10 numaralı yere gelmişsin. Hava soğudu ha. Evet, hava soğudu. İyi, sen zamanında geldin. Zamanında geldi, artık soğusun, birazdan hava aydınlayacak zaten. Bak. Donardın orada. Yalnız gerçekten tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Yani ateşi yakabilmen, ne bileyim, sucukları pişirerek yemen, çayı demlemen 10 numara. Ben orada kuru kuru sucuk kemirdim. Karnın açsa yapalım. Eyvallah. Şu an değil, birazdan. Ben de seni tebrik ediyorum. Neden? Akşam karanlığında ben seni dedim tepes eder diye. Ama yani bu saate kadar dayanman çok iyiymiş. Abi yani. Ne yapayım yani, dediğim gibi yağmur yağmasaydı ben gene dayanırdım. Hani o anda korkma sıkıntı yoktu. Hani gireceğim, belki de uyurdun, sabah yapardım bir şekilde. Ateş yok ama hayvanlar gelir. İşte ateş yok. Hem soğuk hem yağmur yağıyordu yukarıda. Benim geldiğim yerde yağmur yağıyordu. Burada bir şey yok. Burada çok yağmadı da. Bir ama de aşırı sis var. Burada da var. Sis var. Sis yani böyle 2 metre önünü göremiyorsun. Onun haricinde her şey iyiydi yani. Sucuğu ayıklayamadan yedim, düşün. O şeyi ne diyorlar ona? Hadi ya, kabuğuyla mı yedin? Kabuğuyla yedim vallahi. Korkudan. Bir kameranın ışığı var, o da biter diye hiç açamadım da, doğru düzgün. Gece görüşüyle çekim yaptım. Vallahi ben daha önce kamera falan kullanmadım. İnşallah iyi bir şeyler çekmişimdir. İnşallah, bakacağız artık ona. Bakacağız. Zaten baktım, zaten ben pes ettim ya, ben yenildim. Belki yayınlamayabilirim ya. Nasıl yayınlamayabilirim? Ne pes ettim abi, şimdi rezil mi olayım? Olsun. Instagram'da. Yani. Rezillik değil mi? Ben seni tebrik ediyorum bak. Facebook'ta her yerde reklam yaptık. Olsun. Ne olurdu pes etseydin? Senin kardeşini sevindirseydin? Bu saate kadar dayanmam bile mucize. Teşekkür ederim. Herkes dayanamaz. Teşekkür ederim.
Ben diyordum akşam karanlığında pes edersin diye ama yani gerçekten iyi de yani. Baştan bir yattım uyuyayım dedim ya, şimdi ben de çok çekim yapamadım. Yağmur yağıyor, kamerayı açamadım. Bir ara bir diner gibi oldu. Biraz bir dolaştım, o arada da kurt sesi duydum işte. Bilmiyorum buraya geldi mi sesler. Kurt sesi duymadım da çakal makal bağırıyor aşağıda. Dereye yakın yerlerde var. Çakal değil mi? Çakal. Ben çakal duymadım. Da kurt sesini duydum. Bilmiyorum kamera çekti mi, onu da dinlemedik. Nasıl çamur? Çamur. Şey yap, şunun montunu çıkartırsın, altına serersin. Tersten. Evet arkadaşlar. Pes ettik. İkimiz de. Ben de pes ettim, evet. Evet, ikimiz de pes ettik. O kadar yağmur yağdı ki ne ateş kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Halimize bakın. Şöyle gösterelim. Faruk Ağacı'ya bakın. Mahvolduk. Ancak bu kadar olur. Bundan fazla olmaz yani. Oh, oh. Geç arabaya. Geç. Bu kadar. Kapat.